Selamlar, ben Mesut. Videoma hoş geldiniz. Bugün konuşmak istediğim konu Erasmus sınavı. Daha önce yaptığım Erasmus videoları, Erasmus staj ve Erasmus öğrenim hakkındaki detaylı videoların ardından bunun üstüne soru gelmesi üzerine ben de Erasmus sınavıyla alakalı bir video yapmak istedim. Daha önce bu tarz sınavlara 4'er defa girdim. 2 tanesi üniversite hazırlık sınavıydı, 2 tanesi de Erasmus sınavıydı. 4'ünü de geçtim ve bunlardan edindiğim tecrübelere dayanarak aynı zamanda İngilizce öğretmenliği de okuduğum için bu sınava nasıl hazırlanabilirsiniz? İngilizce bilmeden gidebilir misiniz? Ya da hangi bölüm için işte writing mi, reading mi, bunlar için nasıl çalışabilirsiniz? Bu tarz sorulara cevap vereceğim bir video olacak. Videonun sonunda da sınavı geçmenize yardımcı olacak İngilizce diziler, filmler, podcastlar, hangilerini dinleyebilirsiniz ve hangi uygulamaları kullanabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. O yüzden sonuna kadar izlediğinizde emin olun. Umarım keyif alırsınız. İyi seyirler. Bu videoya en çok aldığım soruyla başlamak istiyorum. YouTube'dan, takipçilerimden falan değil, çevremde, etrafımda olan birçok insandan da aldığım bir soru. Ben İngilizce çok bilmiyorum. İngilizcem çok iyi değil. Yine de bu sınavı geçebilir miyim? Bu soruya cevabım evet. Verdiğim uygulamaları, önerileri kullanarak düzenli, disiplinli bir şekilde gerçekten kendinizden taviz vererek hazırlanırsanız neden geçemeyesiniz? Bunun en büyük örneklerden biri benim erkek arkadaşım. Kendisi Erasmus'a geldiğinde 28 yaşındaydı. İngilizcesi o kadar yoktu ki o zamanlar ilk tanıştığımızda çeviriyle anlaşıyorduk birbirimizle. Fakat daha sonrasında İngilizcesini o kadar geliştirdik, şu an 2 senelik bir İngilizce ilişki sürdürmekteyiz. Sınavı bir şekilde ezberleyerek, çalışarak, taktiklerle geçmiş ve sonrasında zaten şakır şakır da İngilizcesini öğrenmişti geldiğinde Erasmus'a. Yani her şeyden önce en önemlisi kendinize güvenip yapabilir miyim ki, edebilir miyim ki sorularını bir kenara bırakıp elinize kağıt kalem alıp söylediklerimi not ederek bunları daha sonra da uygulayarak bence geçebilirsiniz. Şimdi daha fazla oyalanmadan direkt videoya geçelim. Erasmus sınavında hangi kısımlar var sorusu. Bunlar kesin olarak size bir reading var, writing var, speaking var diyemem. Çünkü her üniversitenin sınav prosedürü farklı. Benim sınavımda mesela grammar ve speaking yoktu. Bu benim işimi ne kadar zorlaştırsa da ama mesela başka arkadaşlarımın, diğer üniversitelerde okuyanların speaking'i de vardı, grammar'ı da vardı ama atıyorum reading'i yoktu gibi. Üniversitenizin uluslararası ofis sayfasında Erasmus sınav örneklerinizi bulabilirsiniz. Hem prosedürü öğrenmiş olursunuz hem de eğer üniversite sayfanızda işte eski yıllardan sınav örnekleri tarzı bir link varsa o linkten mutlaka eski sınavları indirip oradan kolay bir şekilde çalışma düzeni sağlayabilirsiniz kendinize. Ben bu videodan herkes yararlanabilsin diye tüm kısımlardan tek tek bahsedeceğim. Hangi kısımları nasıl geliştirebilirsiniz, nasıl sınav taktikleri uygulamalısınız, bunlardan bahsediyor olacağım. Erasmus sınavından kaç almalıyım sorusuna gelince bildiğim kadarıyla Erasmus sınavı geçme barajı 50 puan. 50'nin üzerinde almalısınız. Fakat hibenizin çıkmasını istiyorsanız daha yüksek puanlara ulaşmamız gerekiyor. Tabii ki hibeli gitmek isterseniz. Bu Erasmus notu puanı işte nasıl hesaplanıyor, nasıl hibe veriyorlar bunu detaylıca yine diğer videolarda açıklamıştım. O yüzden burada derinlemesine girmeyeceğim. Bir de Erasmus sınavı yerine geçen sınavlardan bahsetmek istiyorum. Mesela YDS ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilmiş herhangi bir dil sınavı bazen üniversitelerde Erasmus sınavı yerine geçebiliyor. Onlardan da yine bir 50 üzerinde almanız gerekiyor diye biliyorum. Fakat aynı şekilde bunu kesinlikle ofisinize sorun. Çünkü her üniversitenin prosedürü farklı olabiliyor. Atıyorum EYDS'yi bir üniversite kabul ederken diğer bir üniversite kabul etmeyebiliyor. Bundan iyice emin olduktan sonra bu sınavlara girip belgenizi okula getirip Erasmus sınavı yerine geçirebilirsiniz. Genel bilgileri verdikten sonra artık kısım kısım inceleyebiliriz bu sınavı. Gramer kısmıyla başlamak istiyorum. Öncelikle beni bilen bilir. Ben İngilizcemi gayet günlük hayatta konuşabilen bir insanım. Fakat bana sorarsanız bu kural nedir, şu nasıl böyle diye bunları açıklayamam. Bunların çoğunu Türkçe'de de bilmiyorum çünkü ilgim yok. Bir takım gramer kuralları bilmeniz gerekiyor mu? Tabii ki gerekiyor. Mesela siz geçmiş zamanda cümle kurmak, gelecek zamanda cümle kuramıyorsanız dilinizin anlaşıldığı mümkün olmaz. Fakat bunları oturup da kural ezberleyerek işte bundan sonra ed takası gelir, işte bundan sonra ing gelir tarzı şeklinde öğrenirseniz size hiçbir yararı olmaz. Ne sınav için de günlük konuşma hayatınızda. Kural kural bunu öğrenmektense Google'a gidin. İşte İngilizce öğreten YouTube kanalları yazın. Önünüze binlerce blog çıkacaktır eminim YouTube kanalı tavsiye eden. Bu YouTube kanallarında genelde size örnek cümle de veriyor. Cümle içinde nasıl kullanacağını da öğretiyor size. Yani kitap okuyarak, kural ezberleyerek gerçekten ben fenalık geçirirdim.
sizin de aynısını yaşayacağınızı düşünüyorum. O yüzden bu şekilde bir yol izleyebilirsiniz. Ayrıca size gramer için Duolingo uygulamasını öneririm. Çok klişe biliyorum ama bence klişe olmasının bir sebebi var. Ben mesela İspanyolca ilk öğrenmeye başladığımda Duolingo ile başlamıştım. Ama bilen bilir Duolingo'nun bir özelliği var. Haftanın en çok puan yapanlarını, en çok uygulamadan çalışmış olanlarını seçerek sıralamaya diziyor. Ben de gereksiz rekabetçi bir insan olduğum için bununla sürekli ilk 3'e 5'e girmeye çalışıyordum. Neyse bunun sonucunda arkadaşlar bir iki hafta sonra fark ettim ki cümle kalıpları da kafamda tamamen oturtabiliyorum. Yani bu demek oluyor ki eğer siz cümle kalıbını biliyorsanız yeni bir kelime öğrendiğinizde onu alıp direkt cümle içinde kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda Duolingo benim gerçekten çok işime yaradı. Kitaplardan gramer çalışmaktan 100 kat daha faydalı. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum, şans vermenizi. Bu arada videonun sonunda birkaç uygulamadan daha bahsedeceğim. Kursa gitmek isteyenlere gelince, yani siz bilirsiniz, gidebilirsiniz çok istiyorsanız. Ama ben bunun yerine kendi kendinizi eğitmenizi disiplinli bir şekilde tavsiye ederdim. Neyse illaki kursa gideceğim diyorsanız en azından şunlara dikkat edin. Yabancı bir öğretmeni var mı? Konuşma kulüpleri var mı haftalık? Bunlara katıldığınız koşullarda sizin için yararlı olabilir. Yoksa bunlar hiçbir işinize yaramaz. Gelelim listening yani dinleme kısmına. Gerçekten eğer ana diliniz İngilizce değilse bu kısım size aşırı zorlayan bir kısım. Yani beni bile çok zorluyor. Çünkü daha önce ben akıcı konuşsam bile İngiltere'de, Amerika'da, işte Avustralya'da atıyorum İngilizceyi ana dili olarak konuşan hiçbir ülkede yaşamadım. Ve yaşamadığım için de aksanım mükemmel değil. Böyle bir amacım da yok zaten. Benim için önemli olan anlaşılır olabilmek. Ve aksanım olmadığı gibi aşırı aksanlı insanları da native dediğimiz yani ana dili olarak İngilizce konuşan insanları bazen kaçırdığım, anlayamadığım noktalar oluyor. Bu çok çok normal bir şey. Fakat size vereceğim önerilerle bu aksan meselesini biraz daha aşıp en azından dile aşina olabilirsiniz. Birincisi, bu dile kendinizi maruz bırakmanız lazım. Yabancı dizi, film izleyerek, çok bilindik diziler olabilir bunlar. How I Met Your Mother, Game of Thrones, Sex and the City, hani hangisi olursa olsun hatta daha önce izlemişseniz sizin için daha iyi bile olabilir. Çünkü zaten konteksti, olayları biliyorsunuz ve anlamadığınızda çok fazla şey kaçırmayacaksınız diziden. Fakat bunu yaparken de asla ve asla Türkçe altyazı kullanmamanız lazım. Yalnızca İngilizce altyazı ve İngilizce duymanız gerekiyor diziyi. Biliyorum bu başlarda size eziyet gibi gelecek. Hiçbir şey anlamayacaksınız. Zor olacak, yakalayamayacaksınız, kaçıracaksınız. Ama bir süre sonra buna alışmış olacaksınız. Gece yatmadan işte 2-3 bölüm izlediğinizde, uyandığınızda, kahvaltınızı yaparken masanın kenarına koyup kahvaltınızı yaparken onu izlediğinizde fark etmeden kendiniz çok maruz kalacaksınız dile. Ve bu şekilde hem listeninginizi hem speakinginizi geliştirebilirsiniz. Bir diğeri, eğer benim bunları izlemeye vaktim yok, sürekli yollardayım, işim var benim, çalışıyorum diyorsanız o zaman bahanelere sığınmak yerine podcast dinleyin. Podcastler biliyorsunuz Spotify'da işte iTunes'ta falan olan bir sürü İngilizce öğreten podcast var. Hikayeler dinleyebileceğiniz, günlük diyaloglar dinleyebileceğiniz, ikişer üçer dakika atıyorum 15-20 dakika yolda trafikte dinleyip İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Bunu da yine aynı şekilde ilk başlarda anlamayabilirsiniz. Fakat siz dinledikçe, yine söylüyorum maruz kaldıkça bunu geliştireceksiniz ve listening için bu mükemmel bir fırsat. Son bir ipucu listening kısmı ile ilgili, bu da sınav esnasında yapabileceğiniz bir şey. Listening kısmı şu şekilde oluyor arkadaşlar. Önünüzde kağıtlar listening'in soruları oluyor. Kelly öğretmeniyle hangi konudan konuştu? A şıkkı işte market, ikinci şık işte pazar bilmem ne. Bu tarz sorular oluyor. Bu kaydı dinlemeden zaten size bir zaman veriliyor sorulara göz atın diye. Tüm sorulara tek tek gerçekten dikkatli bir şekilde göz atın. Hem şıklara hem sorulara aşinalığınız olsun, hatta soruların yanına özet birer kelime yazabilirsiniz dinlerken. Çünkü daha sonrasında arka arkaya dinleyip o şekilde cevaplıyorsunuz. Yani eğer önce soruları görüp sonra dinlerseniz aşinalığınız olacaktır ve soruları daha kolay yapabilirsiniz. Geldik reading yani okuma kısmına. Reading bence listening'den daha kolay ama yine de dikkatli olmanız ve bazı taktikler uygulamanız gereken bir kısım. Az önce bahsettiğim dizi, film önerileri, işte podcast dinleme önerileri reading kısmını da geliştirmek için harika bir fırsat. Çünkü siz bunları dinleyerek, izleyerek o dildeki kavrayışınızı fark etmeden geliştirmiş olacaksınız. Bu da reading için harika bir fırsat. Çünkü reading'de okuduğunuzu anlıyor olmanız gerekiyor soruları çözebilmeniz için. Bunun için bu podcast, işte dizi izleme kısımları reading için de kesinlikle geçerli. Şimdi reading sınavınıza yardımcı olacak bazı sınav taktiklerinden bahsedeceğim. Yine listening kısmındaki gibi önce koskoca paragrafı, sayfayı değil soruları okumanız gerekiyor. Soruları okuyun. Sorular size ne soruyor? Aynı şekilde o soruların yanına özet küçük kelimeler yazabilirsiniz. Daha sonra geldik reading metnini okumaya. Tüm kelimeleri anlamaya çalışmayın.
paragrafın genelinden bir figür çıkarmaya çalışın. Eğer bir kelimeye takılıp kalırsanız inanılmaz zaman kaybedersiniz ve eminim o kelime o kadar da önemli değildir o soru için. Mutlaka şöyle bir gözden geçirir gibi okuyun. Ana fikrini anlamaya çalışın ve eğer atıyorum bir tarih görüyorsanız onu yuvarlak içine alın. Bir yer, ülke ismi görüyorsanız yuvarlak içine alın. Ya da pattern dediğimiz yani sürekli bir aynı konudan bahsediyorsa atıyorum pollution diyor, kirlilik, atıyorum environment diyor, çevre. Neyden bahsediyorduk? Çevre kirliliği ya da işte climate, iklim değişikliği falan. Bunları da yuvarlak içine alın ki bunlar size paragrafa tekrar dönüp hızlıca cevabı bulmanız için yardımcı olacak şeyler. O kadar uzun konuştum ki sıcaktan kamera kapandı. Şu an tekrar başlattım. Umarım her şey yolundadır. Geçelim writing kısmına. Bu kısımda da yine üniversiteden üniversiteye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Atıyorum bir üniversitede size bana karşılaştırma essay yaz derken diğer bir üniversitede bana fikir essay yaz diyebilir. O yüzden bunu yine okulunuzun web sitesinden indirin. Geçmiş sınavı essay kısmına bakın. Ne tarz sınav istiyorsa ona göre bir essay çalışma taktiği uygulayın. Bu essaylerin çeşitlerinin nasıl olduğuyla alakalı güzel bir internet sitesi var. Onun size linkini bırakacağım. Oradan araştırıp öğrenebilirsiniz. Ben en çok kullanılan essay tipinden bahsedeceğim. Şu anda size birkaç konu verip içlerinden seçmenizi isteyip ona dair bir fikir essayi yazmanızı, opinion essayi yazmanızı istiyorlar. Konular genelde işte küresel ısınma, çevre kirliliği, işte toplu taşıma problemi, teknoloji, sosyal medya gibi şeyler oluyor. Bazen de işte Erasmus'a neden gitmek istiyorsunuz? Neden Erasmus hak ettiğinizi düşünüyorsunuz? Erasmus'un nesi iyi? Tarzı sorular olabiliyor. Böyle bir konu varsa eğer bunu seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü daha az terimsel kelimeler kullanacaksınızdır ve sizin için daha kolay olacaktır. Ben de gördüğüm zaman bu tarz bir konu seçiyorum. Konumuzu da seçtikten sonra biz bu essay'i nasıl yazacağız? Size belli bir alan ayrılıyor bu sayfada ve aynı şekilde size bir kelime yazısı veriliyor. Ama zaten merak etmeyin o alanı az çok doldurduysanız kelime sayısına ulaştınız demek. Tek tek saymanız onu bence çok gerek yok. Konuyu seçtikten sonra arkadaşlar şunu uygulamanız gerekiyor. Giriş, gelişme, sonuç tarzı bir şekilde yapılandırmanız gerekiyor kağıda. Atıyorum konunuz neden Erasmus'a gitmek istiyorsunuz olsun. Buna dair 3 tane sebep sıralamanız gerekiyor. Mesela birincisi gitmek istiyorum çünkü yeni kültürler öğrenmek istiyorum. İkincisi gitmek istiyorum çünkü kendi başıma yaşamayı öğrenmek istiyorum. Üçüncüsü de ufkumu genişletmek istiyorum bu yüzden. Şimdi bunlar sizin 3 tane sebebiniz. Giriş kısmında bu 3 sebepten de kısaca bir bahsedin. Ama giriş paragrafınız diğerlerine nazaran daha kısa olsun. Birkaç 2-3 cümlelik bir paragraf olsun. Daha sonra ilk paragrafınıza firstly, işte first of all tarzı kelimelerle başlayıp birinci sebebinizi daha detaylı bir şekilde açıklayın. İkinci paragrafa geçtiğinizde ise secondly diye başlayıp ikinci sebebinizi belirtip yine aynı şekilde detaylı bir şekilde açıklayın. Üçüncü paragrafta da thirdly ya da lastly deyip başlayıp üçüncü sebebinizi açıkça belirtin. Son paragrafta ise tüm bu bahsettiklerinizden tekrardan bahsedip bir sonuç paragrafı yazmanız gerekiyor. Buna da zaten conclusion deniyor. Ama bunları yaparken şuna dikkat edin. Mesela ikinci paragrafınız 3 cümle, son paragrafınız 30 cümle olursa onun arasında bayağı bir fark olur ve bu sizin az puan almanızı sağlar bundan. Geldik korkulu rüyamızdan olan speaking kısmına ve son kısmımıza. Speaking'inizi geliştirmek için yine kendinizi dile maruz bırakmak zorundasınız arkadaşlar. Bunun başka bir yolu yok. Yani kitap okuyarak, bilmem ne yaparak, sadece gramer öğrenerek speaking'inizi geliştiremezsiniz. Çünkü öğrendiğiniz şeyler askıda kalır. Ben size sadece emizar öğrettikten sonra hadi konuş dediğimde bana ne sunabilirsiniz ki? Hiçbir şey konuşamazsınız. Ama ben sizi bir hafta boyunca aynı evde benle sadece İngilizce konuşacaksın diye zorlasam ve sizin tek şansınız benle İngilizce iletişim kurmak olsa ister istemez az çok konuşmaya başlayacaksınızdır. Utanıp gramer bilmiyorsunuz diye, konuşmayı bilmiyorsunuz, hata yapıyorsunuz diye utanıp sıkılmaktan vazgeçin. Bu sizin ana diliniz değil. Adı üstünde siz bu dili öğreniyorsunuz. O yüzden speaking sınavında da işte ne diyecektim, vaz diyecektim, word dedim, Allah kahretsin. Duraksayıp konuşmaya işte kemküm ederseniz o sınavdan düşük alırsınız. Çünkü o insanlar orada sizin ne kadar akıcı konuştuğunuza bakıyor. Speaking geliştirmek için Tandem adlı bir uygulama var. Ben kendisini bir yere Almanca öğrenmeye çalışıyordum. O zaman kullanmıştım. Bu uygulamaya üye olun.
Bu uygulamaya üye olurken başta öğrenmek istediğiniz dili ve kendi ana dilinizde ne konuştuğunuzu yazıyorsunuz. Ve daha sonra karşınıza öğrenmek istediğiniz dili ana dili olarak konuşan ya da akıcı bir şekilde konuşan insanların listesi çıkıyor karşınıza. Onlara mesaj atıp, sesli not atıp, tanışarak, konuşarak İngilizcenizi gerçekten geliştirebilirsin. Çünkü karşınızdaki insanı o uygulamayı sildikten sonra bir daha asla görmeyeceksiniz. O yüzden utangaçlarınızı yenmek için ve sesli not falan da gönderebiliyorsunuz uygulamada. Bunun için bence harika harika bir fırsat. Eğer diyorsunuz ki işte orada bana ne bileyim hani flört tarzı şeyler istemiyorum, eşleşme uygulaması gibi, ya size asılan ya da tanışmak isteyen oluyor. Asılan demeyeyim yani. Tanışmak isteyenler de oluyor. Eğer bunu istemiyorsanız uygulamaya üye olurken yine size şöyle bir seçenek sunuyor. Yalnızca kendi cinsiyetimde insanlarla konuşmak istiyorum. Bunu seçtiğiniz zaman sadece kadın veya sadece erkeklerle muhatap olup bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Speaking sınavı için ayrı bir taktik de kendi kendinize deli gibi davranıp sürekli İngilizce konuşmanız. Atıyorum salata mı yapıyorsunuz? Right now I am washing the greens. Şu anda yeşillikleri yıkıyorum. So soon I will start to cut them. Birazdan onları kesmeye başlayacağım. Böyle kendi kendinize bildiğiniz kelimelerle, cümlelerle yarım yamalak da olsa konuşmaya çalışın ki pratiğiniz olsun. Ya da atıyorum duşta. Kendi kendinize o gününüz nasıl geçti? Çok ciddiyim bu konuda. Beni deli zannetmeyin. Ben böyle İspanyolcamı bayağı geliştirdim. O gün neler yaptınız? Bunlardan bahsedin. Yarınki planlarınızda bunlardan bahsedin. Ne yiyeceksiniz? Ne pişireceksiniz? Duygularınız neler? Bunların hepsinden kendi kendinize konuşmaya çalışın. Son olarak speaking sınavı ile ilgili karşınızdaki eğitmen size İngilizce bir şey söylediğinde ve siz onu anlamadığınızda sakın çekinmeyin. Her zaman soru sormak anlamadan cevap vermenizden daha iyidir. Can you tell me how can I get to Taksim? Taksim. O yüzden what do you mean? Ne demek istiyorsun ya da sorry I couldn't get you. Can you repeat it please? Affedersin ne demek istediğini anlayamadım. Tekrar eder misin lütfen tarzı kalıplarla karşınızdaki insanı tekrar edin ki soruyu doğru düzgün anlayın. Son olarak da hangi podcastleri ve uygulamaları öneriyorum onlara bir bakalım. Birinci podcast Learn English Podcast. Bunun zaten uygulaması var. Uygulamasını telefonunuza indirip ücretsiz bir şekilde tek tek tüm bölümleri oradan bulabilirsiniz. Bu podcast British Council'in özel podcastı. A1 seviyesinden başlayıp B1 seviyesine kadar giden podcastları, bölümleri var ve bölümler günlük olayları tartışma biçiminde ele alıyor. Her bölümde dinledikten sonra her bölümün yazılı metnini de bulabilirsiniz. Hatta aynı anda takip edebilirsiniz. Ayrıca daha sonra da daha mükemmel olanı ne öğrendiğinizi pekiştirmek için etkinlikler bile var. Oradan kendinizi test edebilirsiniz. İkinci podcast ise 6 Minute English. Bu da bir başka İngilizce podcast. Size İngiliz olanları özellikle seçtim. Çünkü listening sınavları korkunç bir İngiliz aksanıyla geliyor. Hazırlıklı olun diye. Bu podcast İngiliz hükümeti tarafından hazırlanmış BBC yapımı ve vakti olmadığını şikayet eden herkes için. Çünkü bölümleri yalnızca 6'şer dakika. Ayrıca level'ı başlangıç olması da normale göre daha yavaş konuşuluyor. Ve yine her bölüm bir kelime listesi, sorular ve takip edebileceğiniz yazılı metinleriyle geliyor. Eminim herkesin günde ayıracak 6 dakikası vardır. Size üçüncü önerim ise Voice of America Learning English Podcast. Eğer ben illa Amerikan aksanını öğreneceğim diyorsanız o zaman bu podcast size göre. Kendi web sitesi olan bu podcast size her seviyeden bölümler sunuyor. Eğer başlangıç seviyesi seçerseniz dilin basit ilkelerini öğretiyor size. Orta seviyede ise işler daha heyecanlı, ilgi çekici konularda kültür, teknoloji, bilim gibi konuşmalar yer alıyor ve yine yazılı metnini sitede bulabilirsiniz tüm bölümlerin. Bunun sitesini diğer podcastlara göre daha kapsamlı buldum. Ayrı listening bölümü var, practice bölümü var. O yüzden mutlaka kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Sanırım bunun da maksimum 6'şar dakika bölümleri. Yani vaktiniz olmadığından şikayet etmeyin. Dizilerle devam edelim. İlk önerim Extra olacak. Başlangıç seviyesi için çok iyi bir dizi. Çünkü özellikle İngilizce öğrenimi için tasarlanmış bir dizi. YouTube'da da bulabilirsiniz. Yaklaşık 40 bölümden oluşuyor. Hem eğlenceli hem günlük hayattan şeyler görebileceğiniz hem de basit bir şekilde dilinizi ilerletebileceğiniz harika diziler. İkinci dizi ise muhtemelen çok kez duyduğunuz Friends. İnanılmaz akıcı, keyifli ve dili de o kadar da zor olmayan birçok mizah cümlesi kapabileceğiniz günlük İngilizcenizi geliştirebileceğiniz su gibi akıp gidecek olan dizi. Tam olarak kaç tarihinde başladığını bilmiyorum ama yüzlerce bölümü olduğuna eminim. O anlamda hiç de tükenmeyecek bir kaynak. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Son önereceğim dizi ise This Is Us. Bu diğerlerine göre biraz daha
ağır bir seviye olabilir sizleri için ama kaliteli hayat hikayeleri seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. IMDb puanı neredeyse 9'a yakın olması lazım. Gerçekten duygusal anlamda insana çok şey katan bir dizi. Kelimesi kelimesini anlamasanız da en azından diziyi o kadar seveceksiniz ki muhtemelen takip ederken keyif alıp fark etmeden İngilizcenizi geliştirmiş olacaksınız. Son önerilerim uygulamalar hakkında olacak. Size zaten daha öncesinde Duolingo ve Tandem'i önermiştim. Şimdi birincisi Memrise size önereceğim. Kısa videolarla önce öğretip sonra sorularını soran, sizi test eden bir uygulama. Bu uygulamanın güzel yanı günlük, gerçekten kullanılan İngilizce öğretmesi. Seviyenizi tamamladıkça bir diğerine geçiyorsunuz ve uygulama başında bir de hangi günler, hangi saatler çalışmak istediğinizi seçince size hatırlatıcı oluyor telefonunuza. Harika hizmet diye düşünüyorum. Wallscreen de aslında Memrise benzeri bir uygulama. Size kimi zaman reklamlardan, kimi zaman dizi, filmlerden aşırı kısa sahnelerle videolar gösteriyor ve siz bu sahneyi anlayıp ilk ışıktan birinden eşleştirmeniz gerekiyor. Bunu yaparak puan topluyorsunuz. Tam da listening sınavına hazırlık tadında bir uygulama olduğunu düşünüyorum ve aynı zamanda sıkıcı da değil, keyifli olacak bir uygulama sizin için. O yüzden tavsiyelerim arasında yer aldı. Son uygulamamız ise British Council'den gramer uygulaması. İçim çok el vermese de yine de gramerciler için bu uygulamada sıraladım. Bu uygulamanın kullanımı çok kolay, gerçekten aşırı basit. Pratik yap diyerek, seviyenizi seçerek, hatta gramer konusu bile seçerek pratik yapabilirsiniz. Sonra da bu öğrendiklerinizi yine aynı alandan test kısmına gelip bunları pekiştirebilirsiniz. Eğer gramer sınavına bu şekilde hazırlanmak istiyorsanız sizin için iyi bir seçenek olabilir. Eğer birinize bile yardımım dokunmuşsa çok çok mutlu olurum. Benim sınavla ilgili taktiklerim bu kadardı. Umarım hepinizin gerçekten çok çok işine yarar ve hepiniz Erasmus'a gidebilirsiniz. Eğer başka sorunuz olursa yoruma bırakabilirsiniz. Okuyor olacağım. Hepinize iyi bir gün, iyi bir hafta, hatta iyi bir hayat diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.